Merhaba değerli takipçiler. Maalesef çok iyi şeylerden bahsedemeyeceğim. Sen Çal Kapımı dizisiyle ilgili konuşuyorum. Dizinin reytingleri kötü geldi. Şimdiye kadar dizi başladığından beri 33. bölüm, 33 bölümde en kötü reyting bu dünkü bölümle ilgili olarak geldi. Tabii ki bunun sebeplerini söyleyeceğim ve dizi yayından kalkar mı kalkmaz mı bu konuda da fikrimi, düşüncemi söyleyeceğim. Dizi devam eder mi? Hanker'e ne olur? Onları nasıl bir gelecek bekliyor? Onu da konuşacağız. Şimdi böyle milyonlarca insan bu dizinin arkasındayken ve dizinin arkasında olan milyonlarca insan diziye olan ilgilerini, beğenilerini sosyal medyada bu kadar can gönülden, bu kadar sıcak bir şekilde gösterirken yapım ekibinin ve o yapım ekibinin görevlendirdiği senaristlerin bu diziyi uçuramamalarına hayret ediyorum. Ve ellerinde bu kadar başarılı oyuncu kadrosu varken uçuramamalarına hayret ediyorum. Bunun sebeplerini elbette biliyorum ve bildiğim konuda da konuşmak bir gazeteci olarak benim görevim. Şimdi dizinin reytingleri şöyle. Totalde 12. ve 3.61. Geçen haftaya göre 0.17 daha aşağıda, daha düşük. ABD hiç 3'lere düşmemişti dizinin reytingi. Maalesef 3.55, 4'ün altına hiç inmemişti. 3.55. Geçen haftaya göre 0.73 daha aşağıda dizinin reytingi. Ben Fox TV olsam 3'lerde gezen bir diziyi tutmam. Tutmam. Çünkü bu iş ticari bir iş. Televizyonculuk sonuçta para kazanma işi. Fox TV'nin Türkiye'deki müdürüne, genel müdürüne, sorumlusuna da Amerika'da merkezdeki Fox TV sorar. Niye zarar eden diziyi? Ama işte onlar çok birbirlerini seviyor da hankerde fanları çok da filan kimse dinlemez. Kimse dinlemez. Zarar eden dizi yapım olduğu zaman gözünün yaşına bakmazlar. ABC1'de rating 4.15. 4.15 geçen haftaya göre 0.46 oranında daha düşmüş rating ve 8. orada. ABD 7. totalde 12. Bu ratingler kötü ratingler. Yani geçen haftaya göre bir puan, bir derece kademe daha aşağı inmiş. Geçen haftanın reytinglerini de söyleyeyim size. ABD, evet. Geçen hafta ABD 6.'ydı. Totalde 11.'ydi. 12.'liğe düşmüş. Ve geçen haftaya göre daha da gerilemiş. Şimdi sosyal reytinglerde İlginç tabii, bu hiçbir zaman değişmiyor. Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncularının ve Hanker'in çok sevilmesinden dolayı, özellikle Hanker'in çok sevilmesinden dolayı Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in sosyal medyada, sosyal reytinglerde müthiş bir ayrıcalıkları var. Milyonlarla ölçülüyor sosyal reytingin durumu. 1.669.000. Gönüldağ normal reytinglerde birinci gelen dizi Gönüldağ'ın sosyal reytingi 29.000 sadece. Kuzey Yıldızı'nın reytinglerde zirvede olan Kuzey Yıldızı'nın sosyal medya reytingi 11.000. Kardeşlerim dizisi ATV'de sosyal medya 8.000. Ama bunların hepsi gerçek reyting sıralamasında Sen Çal Kapımı çok çok üstünde, zirvedeler. Şimdi burada değerli takipçiler, aslında biz diziyi sırtlamış bir şekilde gidiyoruz bütün fanlar. Dizinin arkasında duruyoruz ve diziye sahip çıkıyoruz. Ancak böyle yaparak at gözlüğüyle bakıyoruz. Burada aslında bütün başarı, bütün bu sosyal medyadaki bu zirvede oluşlar, bu Twitter'daki bu milyonları bulan paylaşımlar,
ve dünya çapındaki bu büyük ilgi sadece iki oyuncuya, ne senaryoya, ne yapımcıya, ne işte diğer oyunculara, sadece iki oyuncuya gösterilen çok büyük bir sevgi bu. Kerem Bürsin ve Hande Erçel'e gösterilen çok büyük bir ilgi ve çok büyük bir sevginin yansıması olarak bu kadar arkasında duruyor milyonlar bu dizinin. Öyle değil mi? Lütfen eğri oturalım, doğru konuşalım. İşin gerçeği bu. Yani insanların, milyonların Hande Erçel'e ve Kerem Bürsin'e sahip çıkması, onlara büyük sevgi duyması, büyük ilgi duyması ve onların aşkına, Hanker'e büyük destek vermeleri demek Sen Çal Kapımı dizisinin başarılı olduğunu göstermiyor. Başarısız bir dizi. Başarısız bir dizi ve başarısız olmakta bu diziye emek verenler, oyuncular hariç, set ekibi, sette çalışan işçiler hariç, bu diziye diğer emek verenler, senaristler ve yapım ekibi, bu dizinin başarılı olması, kalkınması için gereken hamleleri yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Kötü bir senaryo yazılıyor. Senaryo her şeydir. Çok kötü bir senaryo yazılıyor. Ya siz bir dizi düşünün. Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi başrol oyuncularınız var. Milyonların arkasında durduğu başrol oyuncularınız var. Ve onları dizide göstermemek için aptal aptal böyle hiç insanların beğenmediği, şimdi siz bir dizi düşünün. Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi iki tane milyonların arkasında durduğu ve milyonların büyük bir ilgiyle, sevgiyle takip ettiği iki tane başrol oyuncunuz var ve onları dizinin içinde kaybetmek için elinizden geleni yapıyorsunuz senaryoda. Göstermiyorsunuz onları. Yan rollere 15 dakika, 20 dakika replik nedir ya? Tamam. Ama başrol oyuncuları niye 2 dakika altına müzik döşeyerek gösteriyorsunuz sadece? Bu hak mı? Hak mı? Fanlara kulak verilmiyor. Seyircinin isteklerine dinlenilmiyor, kulak verilmiyor. Yani Eser'den, aşktan, Eda ve Serkan'ın aşkından uzaklaşılırsa işte bu hale gelinir senaryoda. Ya senaryoda birbirine müthiş yakışan iki tane başrol oyuncusundan uzak kalınırsa, uzak öyküler yazılırsa, uzak senaryo yazılırsa olacağı bu. Onları yan yana gördüğümüz zaman bile kaybediyorsunuz. Öpüşmelerini bile doğru düz veremediniz. Veremediniz. Yani bir de bu Selim ve Deniz çok acayip sıktı artık. Çok uzadı, çok sıktı yani. Yani bu yan roller özellikle ve Eser'in repliklerinin içi boşaldı. Eser yani hiçbir şey yok. Seyirci mutsuz. Son derece mutsuz. Ve Sen Çal Kapımı dizisi Fox'un içinde tutunamaz. Değil, Fox'ta hiçbir kanalda bu reytinglerle tutunamaz. Hiç kimse almaz. Yani transfer olur mu diye de hiç yani almaz. Yani reytingler 5 olur da yayından kaldırılır. O büyük haksızlık. O zaman Star devreye girsin, Show devreye girsin, ATV devreye girsin transfer etmek için. Ama 3.5 olunca reyting, 3.5'a kadar düştüyse kusura bakmayın yani. Kimse bu dizinin arkasında durmaz. Yani dizinin reytinglerinin kötü gelmesinin sorumlusu yapımcısıdır. Çünkü her şeye karar veren yapımcıdır. Senaryo ekibini değiştiren, yeni senaryo ekibinin sunduğu senaryoyu onaylayan, onaylamayan her şey yapımcıdır. Ve yapımcı yani işin patronu bu durumun sorumlusudur elbette. Oyuncular asla değildir. Asla. Şimdi bu kadar fan var. Sosyal medyada milyonlar var. Her şey var. Ancak yani dizi reyting alamıyor. Yazık bu sevgiye, bu oyunculara, bu seyirciye gerçekten çok yazık. Çok yazık. Yapılması gereken şu bundan sonra. Eğer
iki bölümde, 34. bölüm ve 35. bölümde aynı şekilde yükselmeden bu şekilde bu seviyede reytinglerle devam ederse Fox TV'nin ben bu diziyi devam ettireceğini zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Yani kimse yapmaz bunu. 3.5-3 reytingde kimse devam ettirmez. Ve Hanker'in kendilerini daha yukarılara taşıyacak. Özellikle bir dijital kanalda olmaları gerekir bundan sonra. Bunun da en iyisi Netflix kanalı. Mutlaka diğerlerinden de teklifler gelecektir. Oturup düşünecekler ve kararlarını verecekler. Reytingler düşük gelmeye devam ederse tekrar söylüyorum. Yani bu haftaki reyting son derece kötü ve hiç iç açıcı değil. Hiç iç açıcı değil. Hiçbir şekilde yazık. Son derece yazık. Peki değerli takipçiler, beğendiyseniz beğen yapın. Abone değilseniz de kanalıma abone olun, olur mu? Sevgiyle.